Hepinize merhaba. Mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlanlar için matematik kitabında sizlerle beraber 53. videodayız. Sayfa 155'ten devam ediyoruz. Şimdi bu örnekte neyi görüyorum? Ben daha önce size söyledim ya hani içler dışlar çarpımı yaparken önce paydayı şuradaki paydayı eşitlemek zorundasın. Yoksa işlemi yapamazsın. O zaman gelin bir bu, buradaki paydaları bir eşitleyelim. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişlettiğimiz zaman 3 çarpı 3 x'ten 9 x bölü 6 artı. 2 çarpı x'ten 2x bölü 6 eşittir. x artı 1 bölü 4 diyorum. Şimdi paydalar eşit olduğu için topladım. Ne yaptı? 11x bölü 6 eşittir. x artı 1 bölü 4 oluyor. Gel şimdi rahat rahat içler dışlar çarpımını yap. E 4 ile 11x'i çarparsan ne oluyor? 44x oluyor. Eşittir. 6 ile x artı 1'i çarpıyorum. O da içeriye dağıttığımız zaman 44x eşittir. 6x artı 6 olacak. He, şimdi artık durum ne? X'leri bir tarafa, sabitleri bir tarafa topluyorum. 6x'i buraya eksi 6x olarak attım. Yani 38x eşittir 6 oluyor. Ve her tarafı artık 38'e bölüyorum. Ki x yalnız kalsın. O zaman x eşittir 6 bölü 38 olacak. O da sadeleştirirsen 2 ile sadeleştir. 3 bölü 19 oluyor. Şimdi yine aynı tarzda bir örnek var. O zaman ne yapıyorsun? Gel burada bir paydaları eşitle. Hatta şöyle farklı bir yol deneyelim. Şimdi bu 2, 3, 3, şu 1 bölü 1 ya. Hepsini 6'da genişletip aslında ne yapsak? Paydalardan tamamen kurtulsak olur mu? Çok güzel olur. Gel buraya da 2 ile, buraya da 3 ile genişlettin. 3 çarpı 3 x'ten 9x bölü 6 eksi. 2 çarpı 2 x'ten 4x bölü 6 eşittir. 4 çarpı 2 8 x bölü 6 eksi 6 çarpı 1'den de 6 bölü 6 oldu. E 9 x'ten 4 x'i çıkarıyorum. 5 x bölü 6 eşittir. 8 x eksi 6 bölü 6 oluyor. Gençler paydalar işte olduğu için zaten bunları yok say. Direkt 5 x eşittir. 8 x eksi 6 diyorum. Ve 5 x'i bu tarafa eksi 5 x olarak eksi 6'yı da buraya artı 6 olarak ekliyorum. O zaman 6 eşittir. 8x eksi 5x'den 3x oluyor. Her tarafı da geldi. 3'e böl artık. 3'ler gitti. Buradan x eşittir 2 geliyor. Hemen alttaki alıştırma sorularını çözüyorsun mutlaka. Sonraki derse hazır geliyorsun. Şimdilik kendine iyi bak. Bay bay.